Çok güzel ya gerçekten. Ekip gibi ekip. Evet. Çok iyi. Harika. Çok eğlenceli. Bu arada aksiyonunuz da var. Sadece komedi değil, o sahnelerde zorlandınız mı? Yok. Ya ben zorlandım. Siz duyduk, bayağı zorluk etmiş. Peki sinema izleyicisi için, eşkıya izleyicisi değil mesela, ne bulacak bu filmde? Neden izlesin bu filmi? Yani ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla sinema keyfi yapabileceği bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yani son zamanlarda hakikaten o travmatik yerlerden sonra biraz daha yaşamı hafifletebilmek adına, o stresi atabilmek adına büyük bir keyifle eşleriyle, çocuklarıyla gidebilecekleri bir sinema filmi yaptığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz yani, fragmanı seyrederken bile kahkahalar oldu burada. Çok eğlendik. Her ne kadar çeksek de, içinde olsak da bir ay, bir buçuk ay sürdü. Bitmiş halini görmek oyuncu için de çok heyecan verici. Ama biliyorsunuz bizim işimizin kalemi çok kuvvetli. Çok. Gerçekten çok iyi bir metin yazıldı ve durum komiği var. Yani durumdan dolayı gülecek seyirci, aile, çocuk. Ve okuduğum ilk andan itibaren hepimizin de ilgisini çeken bir şeyi tamamen durum üzerinden güldüren bir durum vardı. Herhangi başka bir şey yoktu. Bir küfür yok. Küfür yok. Hiçbir şey yok. Çatışma yok. Tamamen hani gerçekten iyi niyetli tatile çıkmış bu insanlar. Üç araba tatile gidiyoruz. Her şey çok yolunda yani. Derken bir takım her zamanki gibi olayların içine giren kahramanlar. Olaylar silsilesi. Evet. Yani hikayeyi bilen ayrı keyif alacak, evet. bilmeyen de ayrı keyif alacak. Yani hiç bu diziyi seyretmemiş biri oturdu koltuğa ve eğlenir. Yani karakterler kendini anlatıyor. Hani kimin kim olduğu çok belli bir kesit. Ve ondan sonra da diziyi seyretmeye başlayabilir. Evet. Ondan seyretmemiş olan kaldıysa. Ne güzel. Evet güzel. Evet. Doğru. Oktay Kaynar sürpriz mi? Konuk oyuncu. filmin sonunda ortaya çıkıyor. Son 10 dakikası mı, 15 dakikası mı? Dakika hesabı olarak bilmiyorum ama başında son... Başında ve sonunda. Aslında sonunda da... Evet. Yani illa varlığı gerekmiyor. Filme adını veriyor. Yeter. Tabii yani o yeter. İsmi yeter. Ben ikincisinde gelebileceğini düşünüyorum. Öyle bir film sanki. Umarım. Neden olmasın? Biz de çok isteriz. Evet. Çünkü yani dizinin dışında aynı ekiple başka bir şey yapıyor olmak bize başka bir mutluluk veriyor. 5 senedir zaten aile gibiyiz. Ya onu söyleyeceğim ya. Hanımlar beyler nasıl bir duygudur bu? 5 yıl 149. bölüm. Yani memur gibi değil. Yok. Değil. Memur gibi değil. Tam tersi kendi ailemiz. Adıma söylemek istiyorum. Tamamıyla bir duygusal göbek bağım var. Bir işten sıkılabilirsiniz. Artık farklı hayata dair planlarınız, programlarınız olabilir. Fakat o kadar aile gibiyiz ki nasıl ailenden ayrılamazsan ve uzaklaşamazsan aynen o duygular içindeyiz. Şu anda yukarıda Hakan'ın kızıyla benim kızım birlikte oyun oynuyor. Çünkü beraber büyüdüler. Aynı şekilde Sevil'in oğluyla benim kızımın matematik öğretmeni aynı. Hadi çocuğu olmayan arkadaşlarımız var. Hep beraber yiyip içip eğlenip dertleşip paylaşıp 5 sene geçirdik. Hiç az buz zaman değil. İçine bir sürü bayram, seyran, yılbaşı, düğün, onun çocuğu. Dışında evet, evlilikler, kayıplar. Kayıplar. Hmm. Yani bizi birbirimize bağlayacak, birlikteliğimizi kuvvetlendirecek her türlü duyguyu dolu dolu yaşadık ve sınav olarak önümüze gelebilecek her türlü insan ilişkisinin içinden çok güzel çıktık. Hiç zorlanmadan sanki zaten hep bu ailenin içindeymişiz gibi o düzen geldi ve devam etti. Bence bu çok büyük mutluluktur. Bizim setimiz, gerçekten ekibimiz birbirinden beyefendi, efendi insanlarla, büyüğünü küçüğünü tanıyan insanlarla bir araya gelmiş. Bu yüzden kasta da gerçekten çok büyük görev düşmüş ve çok güzel bizi bir araya getirmişler. Evet. Asla ve kata hiçbir olumsuzluk yaşamadan, bunun altını çizmek istiyorum. Yani büyüğümüzü sayarak, bir hanım geldiği zaman kalkıp ona yer verilerek, her türlü incelik ve kibarlığın olduğu bir ekip çalışması içerisindeyiz. Ben özellikle bundan mutlu olduğum için 5 senedir her yerde bunu söylüyorum. Çünkü bu kadar genç ekip bir araya geldiği zaman, olabilir. Herkes farklı. Ve kalabalık, çok kalabalık bir kas. Evet, çok kalabalığız. Farklı yapıdan gelir. Aile terbiyesinden, kültüründen, eğitimine her şeyi farklılık gösterir. Ama biz gerçekten bu konuda çok şanslı insanlarız. O yüzden de çok mutluyum ben kendi adıma. Bir de bizim dizimiz ortalama 40 oyuncu
olur ve o oyuncular çok fazla değişir. Çok ölen oluyor biliyorsunuz, giren evet. oluyor ve diziden ayrılan oyuncuların birçoğuyla da biz hep beraberiz. Gruplarımız hala beraber, hep görüşüyoruz. Var, evet. Yani ayda bir yemeğe çıkarız bayanlar olarak mesela, grubumuz evet, var. Evet ve gerçekten diziden biri ayrıldığında, çünkü senaryoyu da çok ciddi takip ettiğimiz için, yani hemen okunur ve gitti mi, gidecek mi, ne olacak, bu hikayenin sonu ne olacak gibi, yani özetle duygusal bağ kurmadan biz işimizi yapabilen insanlar değiliz. Burada da duygusal bağ kuran oyuncular olursa. Bir araya giden geldi. Giden oyuncuya ağlamışlığımız var ya. Çok. Sanki gerçekten ölüyormuş gibi bayağı neden oturup ama, ağladık. Neden diye. Sonra dedi ki niye ağlıyoruz? Yarın sabah yine görüşebiliriz. Şeyi de çok özür dilerim ablacığım. Hani buradan Tarık abiyi de anlat evet. istiyoruz. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Emeği çok büyüktür. Hepimizin ustasıdır. Mekanı cennet olsun diyoruz. Evet. Aynen. Evet, bizim için o da çok ya. Değişik bir tecrübeydi. Çalışırken bir çalışma tabii. arkadaşını kaybetmek, bir büyüğünü kaybetmek çok ayrı acı ve üzüntü veriyormuş. Bunu da hepimiz iliklerimize kadar yaşadık. Evet. Hala da yaşıyoruz. Ailenin bir ferdi gitmiş gibi oldu. Aynen öyle oldu. Çok üzücüydü. Üretimde o yüzden. Bir de şeyden çok saygı duyuyorum. Erkek bir senarist kadınları o kadar güçlü karakterler yaratmış ki. Evet. Bravo, gerçekten. Evet, zaten dizinin başarısı da o. Erkek dünyasını, mafya alemini, karanlık adamları beklerken seyirci bir anda aslında kadının gözünden de mafya aleminin nasıl olduğunu gördü ve bu riskli bir hamleydi bence ama Maya tuttu. Hoşlarına gitti. Kesinlikle. Çünkü sizin dizinizin en büyük özel başarılarından bir tanesi de bence televizyon tarihinde ilklerden herhalde en çok kadın izleyicinin olduğu bir dizi. Böyle bir dizi. Evet. Genelde erkek evet. dizi denir evet. ama evet. bence evet. inanılmaz derece herkesten duyuyorum. Oturup bayağı insanlar evet. Hanımlarıyla, eşleriyle tabii. Salı günü misafir kabul etmiyorum aynen falan. Bayağı duyduğumuz bir şey. Ve 5 yıldır bir numara. Bu da ayrı bir başarı. Evet. Hem oyuncular çok açısından şükür. Hem senaryo açısından maşallah. Evet. Ne kadar daha devam edecek? 5 yılda kesin net. Ama net gerçekten. Bir gün Raci Bey'le sohbet ederken Allah aşkına dedim ne olur 10 yıl sürsün. Lütfen çok rica ederim. Sonra bu espriye dönüştü. Birinci yıl, ikinci yıl, üç, dört, beş tamam devam tamam. Şimdi 10 tamam artık. Zaten bir eşik var. 5'i geçtikten sonra herhalde 10'u da bulur diye düşünüyorum. Ya umarım. Yani biz yaşlanıyoruz onunla beraber. Ama mesela şey değişmiyor. Benim yani kız bir yolunu da alalım mesela. Filmde var. Bir süre sonra yok. Her hafta bütün bir şekilde çok şükür devam eden bir işimiz var ve okuyoruz, çekiyoruz. Ama her bölüm kendi içinde bize heyecan verici ve sanki o gün başlamışız hissiyle çekiyoruz değil mi? Yani hiçbir şeyi kanıksamıyor. Ben 150 bölümdür bu rolü oynuyorum. Artık kaşımı şöyle... Her ya, sezon hayır, yeni biliyorsun bir heyecan. Ama sonuçta o bölüm yeni, o sahne yeni. Yani bir tiyatro oyuncularının işte her akşam aynı oyunu oynamaktan sıkılmıyor musun sorusunu ama her akşam seyirci farklı. Cevabını vermemiz gibi. Yani farklı bir enerji, farklı bir teneffüsle yapıyoruz işimizi. Her bölüm yeni bir yolculuk, aynı rol ama ve o taze tutuldukça da bence 5 senede, 10 senede yeni gelen oyuncularla muhakkak ki kan değişikliğine ihtiyaç duyuluyor. Sizin elinizin tam tersi olsaydı zaten bir numara olmazdınız. Mesela bir numara olmazın nedeni de o. Her seferinde yeni bir, siz her bölüm yeni bir film çekiyorsunuz. Ben 109 bölümdür enişte bu hafta ne halt edecek diye bekliyorum. Yani. Hakikaten her hafta bir şey çıkıyor benim karşıma. Bir de oyuncular hiçbir zaman kendini garanti görmüyor. Yani uzun devam eden bir şey ama... Her bölüm var mıyım yoksa gidecek miyim? Ya yani hep böyle çok bir oyuncu vururlar, içinde. Giderdi. Öyle bir evet. de öyle. Çok bir de öyle. Sen öyle mi düşünüyorsun? Ama kadınlar biraz rahat. Nasıl? Hayır şey için söylüyorum. Biraz kurban da oluyor ya bu dünyanın içinde kadınlar. Erkekler de öyle ama kadınlar farklı bir fedakarlıkları ve kurban olma durumları da var ve kadın rollerinin başına da her an her şeye gelebiliyor bizde. O yüzden yani bir tedirginlik ama bir heyecan sürekli kendi içinde var. En çok kadınlara senin kaygı şey duyman lazım. Kocanın ne yapacağı belli olmuyor. Ya benim kardeşim bir kere başımda. Kadınlarımızı koruyalım. Bir şey kadınlarımızı koruyalım. Aa, ben eşime çok peki dışarıda tipinin başına halk arasında nasıl bir karşılama oluyor? Önünü ilikleyenler hemen kapıları açanlar nasıl? Vallahi, var mı esprileri? Fotoğraf çektirmeye... gelirken bile yani... Çekini mi? Böyle geliyor. Yok müthiş bir sevgi var. Yani evet. O yüzden ben çok memnunum, çok mutluyum.
Tipi karakteri çok enteresan bir karakter zaten. Çok. Tuhaf bir tepkiyle karşılaştınız mı? Onu merak ediyorum. Yok, tuhaf bir tepkiyle karşılaşmadım. Tipi bir çelik yelek takıntısı var. Fakat bu takıntısı ölürüm de ablamı yalnız bırakırım diye çelik yelek giyiyor aslında. Filmde de bunu zaten altını çizmişler. Çizim. Filmde çelik yelekle görecek seyirci beni. Ve denizden çelik yelekle çıkıyor. Bir de sizin bir Luna Park sahneniz çok meşhurmuş. Luna Park ilk çektiğimiz filmin. İlk çektiğimiz ya da ikinci günü çektiğimiz sahneydi. Tabii. İlk araba. Ben İzmitliyim. Hı-hı. Çocukluğum sanayi fuarında geçti. Çocukluğum hep Luna Park'larda geçti. Fakat dönme dolaba karşı benim bir takıntım vardı. Yani hep onun tepesinde kalacağım. O zaman bir de her şey küçükken büyük görünür ya. O dönme dolaplar bir büyük görünür. O yükseklik çok kocaman görünür falan. Bir de şeyin tepesinde vinçle çok uzun süre kaldık. Önce her şeyin farkındayız. Oh. Kurgu işte bilmem ne falan. Değil mi? Sabah 4 falandı, böyle vincin ışıkları söndü. Ne oluyor ya? Aa, bir sessizlik oldu. Ne oluyor? Çekim falan. Biz bayağı tedirgin de olduk açıkçası o gün. Durduruyorlar. Dönme dolabı bir daha çalışıyor. Durduruyorlar, bir daha çalışıyor. Durduruyorlar, bir daha çalışıyor. Bir baktım, görevli bizim ekipten birine böyle yapıyor. Abi gerçekten bozulacak şimdi. Ben onu duyduktan sonra ne oluyor? Bozuluyor mu acaba? Bir ileri bir geri, bir aşağı bir yukarı. Bir de Luna Park'la ilgili sadece dönme dolap değil, bu karakterlerin şık şıkırdım kıyafetleriyle kollarında çantaları Luna Park gezmesinden daha saçma hiçbir şey olamaz diyor. Yani dönme dolabı benim, dondurma yiyeceğiz, mısır alacağız, sana ne falan diyor mesela Emine. Takmış takıştırmış. Hayatlarında ilk falan. Defa tecrübe ediyorlar. Evet. Ay müthiş. Çok yani güzel. Tamamen çok bulundukları yer de çok komik. Yani o zaten komiğimiz buradan çıkıyor. Yani bu ekip Luna Park'ta. Neden? Hani ne yapıyorsunuz? Bu ekip niye tatile gidiyor? Ayrı ayrı gidin. Müthiş fikir yani, gerçekten. Savaşla ilgili özellikle her zaman çok şanslı olduğum partner olarak yani bütün arkadaşlarımız öyle ama tabii abi kardeş oynamanın getirdiği, abla oynamanın getirdiği bir şey. Savaş, çok eskiden de tanışıyorduk diziden önce. Hani her zaman da söylüyorum, başka birinin kardeşi olsan çok kıskanırdım diye. Çok özel hayranlık duyduğum bir oyuncu. En büyük hayranlığım da şu, aslında bu kadar antipatik bir rolü, bu kadar sempatik nasıl oynayabiliyorsun? Yani bu nasıl bir inançtır? Savaş'ta çekim yapmak çok zor. Çünkü o sahneleri o kadar inanarak oynuyor, yaşıyor. Sinirim bozuluyor yani nasıl en son çektiğimiz perdenin püskürünü takmış, o ciddiyetle giriyor yani bulamadım diyor, taktım püskürü falan diyor yani ve o nedenle savaşla oynamak ayrı bir keyif, partner olmak ayrı bir keyif. Bilmiyorum, ayrılmamız ya, çok zor oldu. Şeyler de böyle yazılırken insanların yani tabii ki o çok bir başarı. Ben o sinema dünyası ile ilgili çok o konuda bilgim yok ama şimdi onu düşünüyorum. Mesela yer değiş deselerdi. Ya daha mesela savaştan hayatta enişte olmaz. Neden olmaz. Bilmiyorum. Olmaz. Ha bilmiyorum ama senden ki. Tipi olmaz. Ya belki de olur. Mesela başta öyle olsaydı alışır mıydık? Yok abi işte tipi ya. Tipi diyorsun. Ya. Öyle mi oturuyor bilmiyorum yani. O bir ben alışkanlık mıdır 5 yıl sonunda? Ben rolü baştan çok sevdim. Ben aslında projeyi görüşmeye gittiğimde Raci Bey'le bana başka bir rol teklif edildi. Ben de açık açık söyledim. Ben bu role ısınamadım dedim. Şu anda olan bir rolden bahsediyorsun. Hayır. O rol miadını tamamladı. Rahmetli oldu. Öleceğini tahmin etti. Doğru görmüş. Savaş çok ileri görüştü. Evet. Ya Raci Bey hay Allah ya tüh olmadı falan filan. Tam gidecekken dedim ki ya başka bir şey var mı? Beni boş gönderme. Yani 3-5 bölümde olsa oynarım ben dedim. Ya düşünüyoruz bir karakter var ama dedi yani tipi diye bir karakter var. Ne yapacağımızı, nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Biraz dedim anlatır mısın? Yani nasıl bir karakter falan. Oturdum tekrar çay içmeye başladım. Vallahi dedi işte Erzurumlu dedi. Dadaş dedi. Ablasına çok düşkün dedi. İşte çelik yelek muhabbetini anlattı. Bir de o zamanlar bir hikaye kuruyorlardı ama sonradan vazgeçtiler herhalde. Annesini Erzurum'da kışın kızakla hastaneye götürürken, annesi çok hasta,
Yoksul bir dönem. Bir de yoksul bir dönem yani. Yoksul bir dönemde inanılmaz bir tipi fırtınası çıkıyor. Ve anne donarak ölüyor. Tipi de donma tehlikesi atlatıyor ve o gün bugündür bir soğuk tribi var. Zaten ben ilk sezon paltoyla oynadım yani. Yaz kış paltoyla oynadım. Ben de bu karakterdeki bu derinliği görünce tabii ki dört elle sarıldım ve onun heyecanıyla 5. sezona geldik. Bu kadar sevileceğini peki tahmin eder miydiniz? Hiç tahmin etmiyordum. Ama ben çok severek başladım. Sonuç bu. Ben çok memnunum. Bence zaten hepiniz çok severek oynuyorsunuz. Herkes yani oyunu. Ya zaten insanların zaten sevebilmesi için önce sizin sevmeniz lazım. Sizin onunla barışık olmanız lazım. Müthiş bir enerjiniz var ama. Ya düşünüyorum mesela izleyici. 149. bölümde giren bir oyuncu oluyor diyelim bize. Ve onun için dışarıdan bakınca çok zor yani. Çok tecrübeli bir oyuncu da olsa, yeni bir oyuncu da olsa. Ama biz o kadar büyük bir kavrayarak alıyoruz ki içimize. Çünkü o duyguyu biliyoruz ve bu işin her gelenle bir tık daha üste çıktığını da biliyoruz. O yüzden yeni giren oyuncuların o tedirginliği 5 dakika sonra kalmıyor aramızda. Yani sonradan bir diziye dahil olmak çok zor. Hele tabii. Bizim gibi bir diziye, 4 günde çekilen bir diziye, hani o hızın içinde çekilen bir diziye, o maratona girmek bile çok zor. Büyük bir sportmenlik istiyor. Hani o nedenle her anlamda zor bir iş. Ya 75. dakika oyuna girmiş oyuncu gibi yani. Bazen sen yorgun oluyorsun, o seni sırtlıyor. Tabii. O yüzden inanılmaz bir sahiplenme var. Çünkü her gelenin bize bir katkısı var. Sağ olsun tabii. Bugüne kadar gelip gitmiş bütün arkadaşların emeğine sağlık. Her gelen de bir şey katarak geldi ve bir şey katarak gitti. Hiç öyle bir eksiğimiz olmadı. Peki bu hızla filmi kaç günde bitirdiniz? Onur Hoca. Onur Hoca farkı. Biz rekorlara ilerliyoruz yani. Yani sadece Erdek'te bazı gün aksilikleri oldu. Hani bazen istediğiniz ışığı yakalayamıyorsunuz. Hava bulutlu oluyor ama aynı sahnenin devamıdır. Onu kurtarabilme olası. O tarz ufak tefek sorunlar. Bir ay galiba. Tatil artı film bir ay. Tatil artı film bir ay. Güzel. Yani, Savaş güzel yüzdü. Ben hiç yüzemedim. ama bir ayda bize kalsa 10 günde bitirdik. Gala içinde geziyorsunuz galiba, evet. Hollanda, Azerbaycan. Nerelere gidiyorsunuz? Almanya, Rotterdam, Hollanda. Önce Berlin. Berlin. 11'inde burada, 12'sinde Berlin, 13'ünde Rotterdam, 26'sı Bakü. Ve belki güzel. Yurt içi. Bilmiyoruz yani ama biz bol bol kendimiz de gidip seyrederiz salonlarda. O gün set duracak mı? Yok. Yok. Diğer bölümümüz. Tabii. Olunca yani biz şey, hatta sette onun goy goy yapıyor. Uçakla direkt Şile'ye, Hızırev'e inelim. Çünkü cumartesi inip salıya bölüm yetiştiriyoruz. O şekil bir tempo o hafta. Of of of. Biz 2,5 günde bölüm yetiştirmiş insanlarız. Hiç korkumuz yok. Hiç korkumuz yok yani. Müthişsiniz. Müthiş hakikaten. Burada hepiniz ayrı ayrı değersiniz kendi. Bu setin dışında, Edo'nun dışında, bu filmin dışında bir de oyunlarınız var. Evet. Sizin en büyük hayaliniz, artık çocuklar da büyüdü. Ben bir Türkiye turnesine çıkmak istiyorum diyorum demiştiniz bir röportajda. Evet ama daha oyun yok. Oyun yok. Evlere mesaj yolluyoruz ama şu anda. Evet. Tekrar çağırmış olalım. Evet. Biraz oyunlardan sizden başlayalım. Şu şimdi anda oyununuz var mı? Şu anda yok. Olmadığı için hastalanıyorum. Evet. 70 oyunda oynamışsınız. Yani daha da fazla tamam. Belki asistanlıklarla. Ben zaten her akşam oyun oynamasıyla bilinen bir oyuncuydum. Fakat bir takım değişiklikler, başladığımız provaların durması falan gibi teknik ya da tamamen durumlardan kaynaklı bir şekilde kendimi 2 yıl olmak üzere oyun oynayamaz halde buldum. Ama var birkaç projemiz. Belki bu dönemin ikinci dönemine de yetişecek gibi şehir tiyatrolarında. Ama o dünyanın içinde olmak bambaşka bir katkı sağlıyor. Demin dediğim o idmanı sağlıyor. Yani bir sporcu gibi düşünün. Sporcu hafta sonu maça çıkıyor, bir maç yapıyor ama 7 gün idman yapıyor. Biz de öyle. Yani sürekli oyun oynayarak kendini çok daha sportmen tutuyorsun. Yani oyun oynamanın bir oyuncuya kattığı o canlı huzur çok başka bir şey. 4 gün o nedenle 24 saat çalışıp 3 günde yatayım denmiyor. Yok yani. Yok. Yani ben bizi kesmez yani beni değiliz. Kesmez yani. O nedenle tiyatro çok başka bir şey. O yüzden ben biraz yaralıyım.
Şu anda yok ama çok fazla oynamak istediğimiz projeler de var. İnşallah olacak. Hakan'ın çok tatlı bir oyunu var. Evet. İnşallah onu takibinde onu dinleyelim. Ya zaten tiyatro kökenli olduğumuz için tiyatro olmadığı zaman bir yanımız eksik duruyor. Evet, dizi bir şekilde bir yerleri tatmin ediyor ama o oynama isteği, sahnede olma isteği çok başka bir şey. Çünkü anlık performansa alışmış insanlarız. Ben bu sezon en şanslılardan biriyim çünkü benim oyunum var. Mirozek'in Polisler oyununu oynuyoruz. Duru Tiyatro'ya yaptığımız bir oyun. İlham Yazar yönetti. Ahmet Burak Bacinoğlu, Tolga Tekin, Serdar Kayaokay ve ben dört erkek oynuyoruz. Ama hani oyun içinde kadın da var. Kadın da erkek oynayan bir oyun. Oyun çok güzel. Yani biz çok mutluyuz. İzleyenler de çok seviyor. Muhteşem bir oyun. Önümüzdeki günlerde neredeyiz? Hemen söyleyelim. Duru Ataşehir'deyiz. Ne zaman? Sanırım 5 Aralık. Bu 3 gün üst üste oynadık. Benim Aralık'taki bu film tempomdan dolayı biraz Aralık'ta daha az oynamak durumunda kalacağız. 5 Aralık'ta Duru Ataşehir'deyiz. 6'sında galiba yine Duru Ataşehir'deyiz. 22'sinde Ankara'ya gideceğiz. Belki bir İzmir olacak. Süper. Ve beklerim yani herkesi beklerim. Sizleri de beklerim tabii. Teşekkür ederim. Çok eğlenceli, çok dinamik bir oyunumuz var. Tekber'de. Öyle içlerindeki bu sezon yırtmış olanlardan biri benim. Ama demin dediğiniz gibi yani 4 gün çalışayım, 3 gün tatil yapayım. Şu kadrodaki herhangi birine kimse yaptıramazsınız onu. Biz durunca hastalanıyoruz. Bizi çocuklarımız var. Ona rağmen yetmiyor. O başka bir şey yani. O başka bir bizim mesleğimizin şifalı tarafı, tedavi edici tarafı. Yani mesleğimizi doğru kullandığımızda ve tecrübeli kullandığımızda insanı gerçekten huzurlu ve mutlu yapan bir tarafı var. Yani çok başka bir şey ve arıyorsunuz onu. Olmadığı zaman. Ya işte 2 gece önce şunu yaşadım yani kendi içsel duygusallığım. Kızım 12 yaşında şimdi. Yine sahnenin arkasından bir köşeden oyunu seyrediyordu. 12 sene önce kuliste ben altını değiştiriyordum. Yani 12 senedir hala o kuliste. Ve bu çok mutluluk verici. Yani onur duyduğum bir yer orası. Mesleğimi çok seviyorum. Çocuğum orada büyüdü. Keza yeğenlerim ben de orada. Ben mesela 6 aylık hamileydim, açık havada müzikal oynuyorduk mesela. Yani 9. ayına kadar dizi çekiyorduk falan. Biz hep öyle çocuklar büyüttüğümüz için onlar da bu hayatın içinde son derece ya birçoğuna eğlenceli gelmiyor. Sonradan armut dibine düşüyor muhakkak ama yani o yüzden çok başka bir şey. Hiçbir şey alıkoyamaz yani. Ali Emir'in dayısı gibiyim yani. Sevinç'in hamilelik sürecinde beraberdi şu anda. Yani. Evet. Ay maşallah ya. Çok sizin önemli. De sektördeki 23. yılınız mı? Evet. Maşallah. Küçükmüşüz girdiğimizde. Çok küçük. Çok küçüktüm. Bildiğin gibi değil. 1 yaşında başladım. Şu anda 23. Gerçekten Sevinç. Yani... Sağlam. Çok erken değil mi? Yani evet öyle olmuş. İşte 7 yaşında başladı. Evet 7'ye 6. Peki dönüp baktığınızda özlediğiniz bir karakter var mı? Yok. Yok hayır hepsi o zaman tadında çok keyifliydi. Yıllar geçince demin Tarık abinin kalbinden bahsettiğimiz gibi çok değerli büyüklerimizi ile birlikte çalışmışım, mesai yapmışız ve kaybetmişim. Ve geriye dönüp baktığım zaman anılar bazen insanın içini sızlatıyor. Bazen o işlere baktığınız zaman aslında bir iş seyrediyor gibi değil de eski bir albüm karıştırıyor gibi oluyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Bu kadar yıl o kadar kolay geçmiyor. O yüzden hepsi zamanında yaşandı, güzeldi, tatlı anılar bıraktı. Şimdi Hatice ile ve evrene yolladığımız mesajlarla mutluyuz, memnunuz. Yeni oyunda. Ne güzel, inşallah. Evet, Savaş Özdemir, sizin de şey, albüm, evet. Müzik, evet. Şiir, her şey, söz yazarı. Resim de var. Resim, arada. Evet. Sergi açıldı. Evet, evet. Marifet. Tüm Renkler Beyaz diye bir sergi açtık. İkincisi için şu anda çalışmalarım devam ediyor. Resim atölyemde. Müzik başka bir mesai. Onu artık yaza bıraktık. Bir albüm yaptık. Şu anda dijital platformlarda var.
İnşallah yaza kliplendireceğiz. No, ne güzel. Evet. Nasıl peki gidişattan memnun muyuz? Tepkiler ne durumda? Uzun zamandır zaten böyle bir beklenti vardı. Bu beklentiyi karşılamak için yaptım ben. Yoksa bu mesaide yapılması çok zor. dinleyenler beğeniyor diyeyim. Harika. Evet. Resim konusunda 4 günün dışında 3 gün mi yoksa... Her gelip eve uyumadan önce bir fırça, iki fırça atıp sonra devam mı ediyorsun? Stres mi atıyorsun? Nasıl yapıyorsun? İlham geldiğinde diyeyim ben. İlham geldiğinde o bir ay kapatırım kendimi ve 10-15 resim çıkartırım mesela. Ama onun dışında uzun bekleme dönemleri de olabiliyor tabii ki. Bir sanatçı ruhu o şekilde ancak şey yapıyorsunuz, ilham alıyorsunuz ya da geliyor. Evet. Bir de bu sinema filmi gibi biz bu ekipte bir de tiyatro oyunu yapmayı çok istiyoruz. Onu da böyle evrene ve... Evet, onu senelerdir söylüyoruz. Her şey var çünkü. Edo ekibinden yani sahneye çıkmayı da çok istiyoruz. Gerçi yönetmen çok istesen olur. Çıkar. Yani gönderiyoruz yazarlarımıza da her zaman bunu. Gerçekten evet. Yapsak öyle bir şey diye. Neyse sinema olmaması için bir neden yok. De. Neyse onu da çağırdık. Böylece setin rep o gününe de oyununu koyarız. Tamam işte. Tamam canım bitti gitti. Aksiyon tiyatro. Evet. Çarşamba, perşembe, salı çarşamba. Salı çarşamba oynarız. Evet. Ay müthiş. Savaş Bey'in sesinden çok bahsedemedik de siz çok şanslısınız. Sette de şarkı söylüyor mu? Ben bu sabaha karşı piyano çalarken yakaladım ya. Sette. Hemen gittim. Hemen fırladım koltuktan o uykulu halimle. Ben söz verdim ama gelmez mi şey? Halen açılmadım. Yok, bak piyano da var. Yok vallahi. Piyano da var. Piyanoya çok hakim değilim şimdi yalan olmasın. Yani gitar benim enstrümanım ama evet. Gerçekten hazırlıklı gelmedim. Artık bir dahaki programda yok yok sabah 5'te yattık dediniz zaten. Evet. Şaka yaptım belki aradan. Peki, bir şey. Söz yazma ilhamı nasıl geliyor? Şiir yazıyorum ben. Daha sonra onu besteliyorum. Yani şiirlerden kitap olur mu? Olur, neden olmasın, öyle bir niyetim var inşallah. Hatta bir ara ben Sevil'le paylaşmıştım. Evet, hem de tiyatro oyunları hatta da bir var. Tiyatro oyunu yapalım dedik. Yani o yazdığı şiirlerden bir kolaj yapıp bir projelendirme zaten rejilik yapmışsınız tiyatroda. Evet, Adana Devlet Tiyatrosu'nda ben 15 sene görev yaptım böyle uzun bir zaman diliminde. Orada 3 tane rejim var, evet tiyatro rejim var. Şimdi İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da inşallah görüşüyoruz. Onu yapmayı çok istiyorum. Harika. Ay merakla bekliyoruz. Onun dışında özel hayatınızda ilgilendiğiniz bir şeyler. Siz kickboks yapıyormuşsunuz, doğru mu? Evet. Evet derken bana bir güner var. Evet derken şey gibi antrenmanım geldi der gibi. Hayır, bunu gizli tutuyorduk. Neden söyledin? Neden duydunuz? Ayak parmağımdan bir operasyon geçirdim. Bir dönemdir ayrı kaldığım için. Evet yani çok özledim falan. Tamam, ben ya de... kickboks tamamen böyle hani trend olduğu için seçtiğim bir şey değil. Sonra çok sevdim. Bir de bizim oyuncularda zaten bir inanç durumu vardır. Bir şeyle duygusal dedim ya demin. Duygusal bağ kurmadan, inanmadan yapamazsınız. O inancı neye dönüştürürseniz karşılığını alırsınız diye düşünüyorum. Ben ben inandım mı geri dönüşü yok yani. Hani ben atıyorum 20'li yaşlarda bunu seçmiş olsaydım bayağı hani şu anda ringe çıkıyordum galiba bu inançla. Şimdi spor olarak kalıyor tabii. Ama çok seviyorum. Müthiş bir adrenalin. Yani o herhalde tiyatro yapamadığım dönemde onu koydum onun yerine. Hani o şekilde bir rahatlama alanı. Savaş da yapıyor. Ben motive ettim biraz. Galiba seni bir ara başta. Senden sonraydı tabii. Senden sonraydı. Hatta beraber bir ders yapalım evet, falan evet. Dedik. Şimdi ben de kardeşimden ilham alarak bir tekrar enstrüman, gitar öğrenmeye çalışıyorum falan. İşte böyle mümkün oldukça boş kalmamaya. Bak bayağı bir evet. Nasıl doldurayım son 5 dakikayı? Yani şu çocuklar evet, yukarıda. Ben şimdi şöyle bekliyorum. Evet. Çıkışta herhalde hep beraber yatmaya değil bir yere gidiyor. Zaten sete gidiyormuşuz galiba. Sete gidiyoruz. Evet, setimiz sete, var. Evet, buradan evet. Sete. Maşallah ya süper. Birlikte o zaman bir albüm gelir mi? Abla kardeş. Albüm gelemez. Yani, ben de o şarkı. Kadar değil ama hani o konuda da inanırsak bir tane şarkı söyleriz. Ben ya yanılıyor muyum? Oktay'ın doğum gününde vardım ben bu Taksim'dekinde. Siz orada bir şey söylettiler mi size? Ben mi yanlış mı hatırlıyorum?
İşte doğum gününden doğum gününe. Doğum yılda bir. Doğum günden doğum gününe. Bir de biz 27 Mart'ta Çiğdem Erken'in meşhur tiyatro şarkıları olur. Tiyatrocular şarkı söyler. Şimdi ben her zaman söylüyorum, Savaş'ı ayırıyorum. Savaş gerçekten müzisyen kimliği de olan bir oyuncu. Ama bana bir rolde o şarkı söylettiğinizde inanılmaz mutluyum. Ama Sevil olarak söyle dediğinizde hani Sevil'in şarkı söylemesi biraz tedirgin edici oluyor. Ama tabii ki çalışarak ve inanarak en büyük destekçisi olurum kardeşim. Keşke öyle bir şarkı söylesek beraber. Ay maşallah. Buradan sürekli bakalım. Bir mesaj gönderdik bir yerlere ama bakalım o kadar çok gönderdik ki artık burada. Yakın zamanda bekliyoruz. Bir yıllık program yaptık buradan göndere göndere. Evet. Sizin 70 oyun dedik. Sizin özlediğiniz geçmişte oynadığınız bir karakter var mı? Şimdi şöyle, Sevinç demin konuşurken aynı şeyi düşündüm. Bir röportajda da sormuşlardı bunu. O kadar rüyalarıma giren rollerim oluyor ki, çünkü çok görkemli kadınlar oynadım. Hı-hı. Yani hem tarihsel hem modern oyunlardan hep güçlü kadınlar oynadım ben zaten. 20'li yaşlarda da hep güçlü kadınlar oynuyordum. Ama sonra düşününce şimdiki zamanda onları oynasam çok, ama o zaman onlar öyle oynanırken çok güzeldi. Ben de öyle iz bıraktığında çok güzeldi ama... o kadar önemli yönetmenler, o kadar büyük oyuncularla, o kadar büyük zamanlar, kulisler ve sahneler paylaştım ki onların hepsinin bende bir albüme bakar gibi hepsinin çok büyük yeri var ve zaman hazinemden böyle çıkarıp daha genç oyuncularla paylaşmaktan, işime katmaktan, büyütmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Ama o kadar çok ki, ama dediğim gibi rüyalarıma giriyor. Böyle o olarak uyandığım zamanlar oluyor. Kostümlerin kokusu, tahtanın kokusu böyle dönüp dolaşıyor. O nedenle Allah tiyatro oyuncularını sahneden eksiltmesin diyorum ben. Anlatırken yaşıyorsunuz. Evet, evet. Evet, son bir Aman Reis Duymasın'la ilgili 13 Aralık için seyircilere tek tek mesajları verelim. Ve süremizin oradan sonuna başlayalım. Geldik. Evet. Bu tarafa. Biz güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Hani derler ya, gerisinde sinema seyircisinin takdirine bırakıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Buyurun. Stop bende. Hesaplaşma günü 13 Aralık. 13 Aralık'ta. Göreceğiz. Ya şeye çok güldüm çünkü biz film boyunca Savaş abinin en büyük bize esprisiydi. Hakan'cığım sen oynaman gerekeni oyna, gerisi sinema seyircisini taktik. O yüzden çok büyük bir şey. Yani siz yapmanız gerekeni yapın, gerisi sinema izleyin. Yönetmenlerin de fix cümlesi budur zaten. Öyle. Öyle. O yüzden o çok aramızda bir harika cümledir. 13 Aralık'ta sinemadayız. İzleyenleri bekliyoruz. Hakikaten yorumları da çok merakla bekliyoruz. Çünkü biz dediği gibi Savaş abinin de sevincinde iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. 5 sezondur olduğu gibi. Bir de kendimizi sinemada göstermek istedik. Umarım seyirciyle çok güzel bir bağ kurarız tekrar. Süper. Çoluğunuzu çocuğunuzu alın. 13 Aralık'ta sinemaya gidin. Çıkın çıkın. 13 Aralık'ta sinemalardayız. Ama 13 Aralık'ta Reis duyacak diye de konuşmuştuk. Ama biz samimi bir şey yaptık. Güldürmek için ekstra hiç bir şey çaba sarf etmedik. Durum komik, samimiyiz ve bekliyoruz. Merakla hep beraber Aman Reis, seyircinin de arasında olmaya hep gayret edeceğiz zaten. Yani zaten hep öyle yaşayan insanlar olduğumuz için sinema filmi sırasında salonlarda bizi bol bol görecekler. Ne yani. Güzel. Harika. İşiniz bol olsun. Aynen. Sağ olun. İşiniz teşekkür bol olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Başarınız devamlı. Ratingleriniz de bol olsun bu arada. Bizim size ufak bir hediyemiz var. Bizi hatırlamanız için biraz önce siz de söylediniz ne güzel fincanlar diye. Karaca sponsorumuz UNICEF'e sizin adınıza bağışta bulundu. Türkiye'nin önde gelen isimlerine kahve fincanı tasarladı. Eğitim öncesi çocuklara gidiyor bu para. Ne güzel. Bizi de hatırlamanız için. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ay harika. Şöyle vereyim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Güle güle kullanın. Bizi hatırlayın lütfen. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni ne? Konuklarımızla karşınızda olacağız. Lütfen ayrılmayın. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Bugün stüdyomuz bayağı kalabalık. Evet, ya bayağı kalabalık. Bir de bir sürü yenilik var şu anda. Evet. Yeni albümler, yeni tiyatro oyunu. Hayırlı olsun hepinize. Teşekkür ederiz. Hande'yi zaten bir 6 ayda bir alacağız sürekli. Biz çok özlemiştik. Evet, evet. Ben ilk programınıza geldim. Evet, ilk programdı. Düşün 7 ay maşallah ne güzel gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Nasıl uğurlu geldiniz? Ödül nice aldık. Yıllara süper tebrik ederiz. Teşekkür gerçekten. Ederim. O zaman sevmekten ben öldü desinler'den başlayalım. Dinleyebilir miyiz? Nasıl bir oyun? müzikli bir oyun. Ben açıkçası kendi adıma bu sene yine tiyatro yapmak istiyordum. Jest Tiyatro Tolga Güleryüz aradı sağ olsun. Müzikli olması beni birazcık daha heyecanlandırdı aslında. Çok güzel başladık. İki oyun oynadık. Geçen gün premierimizi yaptık. Birazcık eski Yeşilçam filmlerinin tadında. 5 kişi oynuyoruz. 5 karakterimiz var. Hikaye birazcık gönül, yani benim üzerimden gidiyor, görünüyor. Ama oyun boyunca o 5 karakterin farklı farklı yaşam hikayeleri. Tabii ki birbirlerinden kopuk değil ama kötü karakterimiz yok. Biraz hayatın içinden, birazcık müziklerimizde ters köşe bir durum da var. Yani klasik Gecekondu Mahallesi'nden pavyon ışıklarına uzanan bir hikaye var ama biraz onu da farklı işledik yönetmenimiz Ebru Kara sayesinde. Böyle çok keyifli gidiyor. Seyircilerimizle ilk iki oyun oynadık. Memnun kaldılar, eğlendiler, güzel yorumlar aldık. Kim var başka? Bülent Hakan Alkış Bilgin. Var. Hakan evet, Bilgin Bülent var. Alkış, Hakan Bilgin, Serdar Yayın. Bir de Sevda karakterimiz var. Canan Atalay ve Ceren Taşçı dönüşümlü olarak oynuyorlar. Güzel bir ekip olduk. Biraz zorlu prova süreçleri oldu. Nasıl geçti provalar? Bülent'le çok keyifli geçiyor. Bülent çok eğlenceli ve çok gerçekten sıcak bir yapısı var Bülent'in. Ya çok keyifli. Biz birbirimizi daha önce tanımıyorduk. Yani işlerde buluştuğumuz oldu ama herkes bir noktada buluşamıyor. Yani bazen aynı sektörde çalışsak bile sizin bir sahneniz oluyor. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz falan, karşılaşmıyorsunuz. Şimdi tiyatronun daha böyle toparlayıcı bir hali var. Uzun saatler prova yapılıyor. Kulis daha birlikte zaman geçirilen bir nokta. Bu anlamda birbirini tanıyor insanlar. Kaynaşıyorlar, seviyorlar. Güzel bir ekip oldu. Herkes birbirini tanımış oldu orada. Zorlu bir süreç tabii ki. Ve ortaya bir iş çıkardık. Umarım seyirci de sever, beğenir. Harika. Gelir. Sizin bu sene diziniz var mı? Ben bu sene dizi yapmadım. Yani diziyle ilgili evet. Çok bir şey yapmadım. Film var. İşte Naim Süleymanoğlu. Ha, Naim'desin şu anda. Evet. Şu anda zaten vizyonda. Naim Süleymanoğlu'nun evet, hayatını anlatan film var. Bir başka bir avantür bir film çektik. Tiyatro, benim esas mesleğim tiyatro. Onda da devam. Bakalım. Müthiş. 13 yıl aradan sonra yaşasın arabesk. Evet. Vallahi evet, 13 yıl olmuş ya. Sanki 13 yıl önce arabeski kapatmış gibisin. Evet. Yaşasın arabesk der gibi. Evet, 13 yıl sonra. Ne yapıyorsun? İyi vallahi, hamdolsun abi. Sizlerden ne haber ya? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda, bir şey içer misiniz? İçiyoruz gerçi. Siz niye bir şey içmiyorsunuz ya? Ya biz hem konuşup hem olmuyor ya. Doğru vallahi. Evet, 13 yıl aradan sonra yaşasın arabesk. Bana diyorlar ki neden hani arabesk yaptın? Aslında yaptığımız şey de şu. 1990'lı yıllarda hit olmuş. Ben onlara Türkçe sözlü hafif batı müziği diyorum. Çünkü popüler müzik demiyorum. Yani pop müzik demiyorum. Aslında biliyorsunuz yani pop müzik, popüler müziğin kısaltılmışı. Türkiye'de de pop müzik bence arabesk zaten. Hep her zaman da böyle olmuştur. O dönemki hit olmuş hafif batı müziği şarkılarını arabesk yaptık. Aslında bana göre gerçek kimliklerine kavuşturduk şarkıları, öyle diyeyim. Yaşasın Arabesk 12 adet şarkıdan oluşan bir albüm oldu. Hepsi birbirinden hit olan şarkılardan oluşan. Ne kadar oldu çıkalı? Yaklaşık 2-2,5 ay falan. Nasıl? Oldu çıkalı. Durumlar? Çok iyi. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman almadığım tepkileri alıyorum. Yani işte 11 yaşından beri profesyonel müzik hayatı içerisindeyim. Allah rahmet eylesin. Kayan abiye çalarak başladım. Daha sonra işte Barış Manço'lar, Sezen Aksu'lar falan. Hiç almadığım kadar güzel ol ve olumlu tepkiler alıyorum. Ne güzel, harika. Evet. Yine Ercan'la mıydınız burada da? Yok, tabii ki Ercan'la yaptığımız, Ercan'la birlikte yaptığımız bir beste var. Bebeğim hı-hı var. Ercan Saatçı, Ufuk Yıldırım bestesi. İlk klibi de ona çektik.
İşte yeni klibde dün çektik. Beni sana hapsettin. Hani Eda Berker'den dinlediğimiz şarkı. Ona çektik. Allah izin verirse de inşallah 1 Aralık itibariyle de o da yine platformlarda olacak. Ya harika, ne güzel. Evet. Süper. Evet, Zeynep Doruk. Merhabalar. Merhabalar. Sizin de hayırlı olsun unutmasınlar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim ilk stüdyo albümüm. Daha çok yeni, daha bebek. Ve tabii ki çok heyecanla, mutlulukla şarkılarımı söylemek için sabırsızlanıyorum. Harika. Biraz seni tanıyalım mı? Tabii. Ben aslında İstanbul Gelişim Orkestrası'nda başladım. İlk orada 4 sene onların solistliğini yaptım. Ondan sonra Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptım. Sonra Yalın'ın vokalistliğini yaptım. Sonra bir 9 senedir Sertap'la çalışıyorum, Sertap Erener'le. Ve artık kendi kanatlarımla uçmanın vaktinin geldiğini düşünüp, kendi şarkılarımı yazıp bir albüm yaptım. İlk stüdyo albümüm. Müthiş heyecanlıyım. Sertap ne kadar yanındaydı? Yani yanında derken desteklemek anlamında değil. Bu konuda herhangi bir birlikte bir şey yaptınız mı? Şöyle aslında hani ben önce şarkı arıyordum. Acaba nasıl yapalım? Ben mi yazayım? Birilerinden mi alsak acaba falan derken ben kendi derdimi kendim anlatmanın en doğru şey olacağını düşünüp oradan yola çıktım. Sertap her zaman manevi olarak yanımdaydı. Hala da yanımda. Beraber çekimler yapıyoruz. Beraber şarkılar söylüyoruz. Sahnede de hala beraberiz. Dolayısıyla onun zaten 9 senedir hayatımda. Onun desteği yatsınamaz yani. Harika, harika. Eksik hayırlı olmaz. Olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şarkı mı dinleyelim? Evet. Ne söylemek istersiniz bize? Ne söyleyeyim? Hepsi, hani derler ya hepsi benim bebeklerim. Klişe ama hakikaten insan kendi şarkılarını yazınca hepsinin ayrı bir dönemi oluyor tabii ama hangisini isterseniz söyleyebilirim. Sen karar ver. Peki, o zaman hangisi olsun? Hadi Altın Kafes olsun. Hadi Altın Kafes altın gelsin. Altın Kafes. Ay müthişsiniz ya. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten yolunuz açık olsun yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Altın Kafes benim yazdığım ilk parça. Bununla başladım. Her şey bununla başladı. O yüzden benim kalbimde yeri bambaşkadır. Müzik kime ait? Sözü müziği bana ait. Müzik de mi? Evet. Özellikle müzikten çok 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 güzel bir müzik. Çok teşekkür harika. Ederim. Sağ olun. Bu arada İngilizce, Fransızca, İspanyolca dünyanın her yerinde İtalya, Amerika her yerde bulunmuşsunuz. Evet. Ya ben İtalyan Lisesi mezunuyum. Dolayısıyla aslında İtalyanca, İspanyolca, Fransızca şarkı söylemek de bana kolay geliyor İtalyanca bildiğim için. İlk şan eğitimimi falan da böyle 14-15 yaşlarında Amerika'ya kaçarak mecburen babam hiç istemiyordu. Çünkü burada ders almamı ya da şarkıcı olmam. Artık baba idare edeceksin. Yapacak bir şey yok. Şu anda seyrediyor. Olan olmuş. Olan oldu. Fena da olmadı sanki. Albümü de seviyor. Altın Kafes'i de seviyor. O öyle öyle başladım. Sonra evet gezdim. Ben gezmeyi çok seviyorum. Yükselenim yay. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. En mesela sevdiğim şey kültürleri tanımak. Çok besleniyorum. İnşallah daha fazla da gezerim. İnşallah biz de severek takip edelim. Hande sen sahneye çıkıyor musun hala? Evet, devam ediyor. Her cumartesi mi? İşte bir yıl oldu. Yok hayır değişiyor. Biraz değişiyor. Şimdi tiyatro programı da yoğun. Sahne de aslında yorucu bir iş tabii. Şu an ayda 2-3 gibi yapıyorum. Harika. Zaten bugün mü oyununuz? Ha bugün. Bugün var. Bugün, bu akşam evet. Oyununuz var değil mi? Bugün var, yarın zaten var. Burada da inanılmaz bir performansı evet. Var. Bu arada şahane şarkılar söylüyormuşsun. Teşekkür ederim. Arabesk var. Sahnede izlemek çok keyifli. Evet. Hem ses gerçekten olarak öyle. Hem tavır olarak çok çok güzel, çok keyifli. Öv beni Bülent arkadaşım. Ya duruş olarak da. Hemen yani, şeyden bahsedin, oyunlarınız nerede, ezberinizde var mı? Bugün Mall of İstanbul'dayız. Evet, yarın Kocaeli, İzmit'te. Evet. İzmit'teyiz. Çarşamba Duru Tiyatro'dayız, evet. Moda'da. Ataşehir'deyiz. Hafta sonunda var ama onu şu an aklımda değil, neredeyiz bilmiyorum. 29 Kasım Yasemin Yalçın sahnesi. Evet. 27 Aralık Tram. Evet, galiba var, 7 ve 26, 27 Aralık mı? Oo. 26. Ankara var 12 Aralık'ta. Bekleriz. Harika. Geziyoruz yani. Daha yeni heyecan. Var, evet. Arabesk maşallah. Var, nostalji var. Evet. Aslında parçaların çoğu özgün. Zaten hani çok konser tadında bir müzikal gibi de değil. Yani müzikli oyun, tiyatro kısmı biraz daha ağırlıklı. Ama aralarda tatlı tatlı böyle giriyoruz. Bütün oyuncular hepimiz şarkı söylüyoruz. Benim biraz daha fazla parçam var. Hepsi özgün parçalar aslında. Bir tane arabesk bildiğimiz bir parça var ama onu da
Orhan Enes Kuzu, müziklerimizi yapan. O da çok farklı bir şekilde yorumladı altyapısını. Biraz böyle özgün oyunun klişe hikayesinin ve o dokusunun yanında biraz daha ters köşe müzikler diyelim. Harika. Söyleyeceğim bize? Ne söyleyeceğim? Şarkı mı? Evet. Oyundan. Öyle bir şaşırdık ki sanki şarkı söylüyormuş. Oyundan tabii özgün yeni yapılmış bir beste. O yüzden bilmezsiniz evet, ama ben mırıldanabilirim bir şey yani çok. Evet. Ya da kendin istiyorsan da bir şey söyleyebilirsin. Yok, oyundan söyleyeyim. İstanbul. Hı? Şeyi, evet onu söyleyeyim. Ya hatırlanmaz olur mu? Onlarla yaşıyoruz zaten. Ay, vay be. Teşekkürler. Eskire gittik. İstanbul Girişim, Onno Tunç, Sezen Aksu, Kayhan, Barış Manço. Ya İstanbul Girişim değil tabii. Ya Garo abilerle tabii beraber çalıştık da. Ama İstanbul Girişim Orkestrası. Şuraya geleceğim. Bu kadar isimle çalıştıktan sonra bugün 2020'lerin müziğini ve şu anki müzik dünyasının durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Valla çok zor ya. Hakikaten çok zor. Yani o zamanlarda hep ben hep şunu söylerim. Hani o zamanlarda biz bir albümle yapardık. İşte besteler yapardık, şarkılar yapardık. İşte yeni yeni solist arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız çıkarlardı. Dinleyicinin beğenisine sunardık. Dinleyici beğenirse alır dinlerdi. Şimdi ise diretiliyor. İş başka bir güce gitmeye başladı. Yani bir parça ne kadar çok fazla çalarsa ne o kadar fazla duymuş oluyor. O kadar fazla duyduğu zaman da sevmese bile ezberlemiş oluyor. Dolayısıyla parça tutmuş oluyor. Herkes benim parçamı biliyor oluyor. Bu iş birazcık da maddi güce dayanmaya başladı. Pek hoşuma gitmiyor işin açıkçası. Ama mecbur ne yapacağız işte, bu bizim mesleğimiz. Biz böyle doğduk, böyle de büyüyeceğiz, böyle de devam ediyoruz. Çok zor. Yani şu anda aslında çok daha kolay olması gerekirken çok daha zorlaştı iş. Sözler konusunda? Sözler de aynı Sözler evet, fena ya. Yani... O yüzden mi şu anda herkes 90'lara dönüyor sence? Evet. İşte demek ki o zamanlarda doğru şeyler yapılmış. Ne güzel işte mesela demin dinlediğimiz şarkı gibi o kadar güzel sözleri artık böyle zamanlarda o kadar güzel melodik yapıları böyle güzel bir değil rengi. Mi? Ben yanlış duymadım değil mi? Sözler ve melodik. Aynen öyle. Çok güzel öpüşmüş, yakışmış. Bu zamanla duymak çok zor ya. Yani bir elin parmağını geçmiyor böyle güzel besteleri dinleyebilmek. Yani fena fena sözler havalarda uçuşuyor. Öyle böyle değil yani. Yani. Öyle. Zeynep, kim derse ki Ajda Pekkan sürprizi de var albümde. Evet, doğru. Şimdi onun hikayesini anlatır mısın? Anlatayım. Aslında ben kim derse ki Come Vorrei olarak biliyordum tabii. İtalyan liseli olduğum için o çok bize tanıdık bir melodi Come Vorrei. Sonra baktım Fikret Şeneş üstüne çok acayip güzel sözler yazmış. Ajda Hanım da bunu söylemiş ama hiçbir albümüne koymamış. Bu da benim garibime gitti, benim keşfim olmuş oldu. Dedim ki acaba benim kısmetim mi olur mu? Çünkü ben şarkıların da bir kısmet olduğuna inanıyorum. Acaba bana nasip olur mu dedim ve ondan sonra da aranjörüm Nevzat Yılmaz'a dedim ki ya Nevzat, ben bir şarkıyı çok söylemek istiyorum ama böyle acaba değişik bir böyle birazcık daha böyle farklı bir aranjman mı yapsak acaba dedim. Dur dedi, benim kafamda çalıyor zaten dedi. İşte aranjör böyle bir şey. Bizim hayal bile edemediğimiz yerlere onlar zaten şarkıyı duyarken gidiyor. Tamam dedim ve aslında benim hiç hayal etmediğim ve hiç kafamda olmayan ama müthiş etkilendiğim bir aranjmanla geldi bana. Ve biz de kim derse ki böylece çıkarmış olduk. Ajda Hanım'ın haberi var mıydı koymadan önce? Yoktu. Ona da sürpriz olmuştur muhtemelen. Ya evet, benim şarkım bu, nereden çıkardı bu bunu demiştir. Ama çok beğendiğim bir şarkı. Fikret Şeneş'in albümü çıktı mesela, ona da koymamışlar, enteresan. İnşallah herkes de merak ediyordur bilmeyenler için ki herkes biliyordur ama yine de söyleyelim. O evet. Zaman hadi kim derse ki yapalım. Hadi. Ah süper. Çok güzel. Müthiş bir şarkı. Koymuşuz. Evet değil mi? İyi olmuş. Evet, zaten bence. O kadar mutlu söylüyorsunuz. Evet. çok beğendim. Keşfetmiş olmaktan dolayı da çok mutluyum. Söylüyor olmaktan da dolayı çok mutluyum. Böyle bir aranjman olduğu için de çok mutluyum. Peki hikayesini öğrendin mi? Niye koymamış? Vallahi bilmiyorum. Galiba kimse? Bu albüme girmemiş. Yani başka bir albüme koyarız demişler. O albümde yer kalmamış sonra herhalde. Sonra unutuldu herhalde. Sonra da koymamışlar. Ama sahnede söylüyor diye hatırlıyorum. Ya sahnede benim çalıştığım zaman söylemiyordu hiçbir şarkıyı ama ya Ajda Pekkan'ın o kadar hiti var ki yani. Aslında hangi birini söylesin? Ya yani onu da söylüyor, onu da söylüyor. Mutlaka söylüyordur. Yani söylesin. Vokalistlik yaptığınız isimlerden en çok desteği kimden gördünüz? Sertab'dan. Kesinlikle Sertab'dan. Yani başka bir şey oldu. Zaten
aile gibi olduk. Yani bunu hep söylerler, çok klişedir ama gerçekten öyle. Yani çok fazla yere gittik. 9 sene yani, dile kolay. 9 sene, evet. Çok fazla konser yaptık. Ben o zaman daha çok küçüktüm. Böyle genç bir kızdım. Artık böyle koskoca elimde büyüdüm yani, öyle diyebilirim. ya gerçekten çok severek gidiyorum. Yani işe gidiyormuş gibi gitmiyorum da böyle koşa koşa gidiyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Işıkçısını, sesçisini çok seviyorum. Artık hepsi onlardan neyse gördüğüm destek çok, buradan teşekkür ediyorum hepsine teker teker tekrardan. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Bülent Algıç, sen de şarkı söyleyecek misin? Hocam güzel bir şey yazak şimdi. Benim şarkım konseptimize uymayabilir. Yani ben Hamdi isimli pavyon patronunu canlandırıyorum. Onun yapısı ya, biraz farklı. Bile var. Şimdi sabah sabah kimsenin kulağını tırmalamayalım. Sevmekten ölen sizsiniz. Yok. Herkes orada birbirini aslında sevmekten ölüyor ama bunu ifade edene kadar zaman hızla akıp geçmiş. O yüzden sevdiklerimizi zamanında söylemek lazım. Hı-hı. Ardından söylemek maalesef. İşte hayat, seçimler, pişmanlıklar. Bu arada oyunumuzun yazarı Murat Mahmut Yazıcı, ona da teşekkür ediyoruz. Ebru Kara yönetmenimiz, teşekkür ediyoruz. Jest Tiyatro'ya Tolga Güler Yüze, o da prodüksiyonunu. Dekorumuz, kostümlerimiz de çok keyifli oldu. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Candan Günay dekoru ve kostümleri tasarladı, yaptı. Çok yani bütün ekibimizin ellerine sağlık. Herkesin İnşallah. İzleyebileceği bir oyun. Özür dilerim, sözümü kestim. Herkesin izleyebileceği yani. 13 yaş üzeri diyelim, daha doğru olur. Kulağı tırmalamayan, rahatsız etmeyen bir konsepte. Bir işte o şeyden kenar mahalle tırnak içinde pavyona giden yolculuk ama bunu lezzetli bir şekilde. Çok teşekkür ederim, harika. Yalnız falıka. O da. Hocam ona da kim bakacak? Ufuk bakıyormuş ya. Şimdi çok gülerim. Evde benim eşim bakar. Bunu fala inan, fala inanma, falsız kalma şeyinden. Eşim bakıyor ama ben dayanamıyorum. Her yerde kapatıyorum onu. Sen kısa bir reklam arasına gidersek ben hemen bakayım ya. Yo, bence esas önemlisi canlı yayında bakman. Ne çıkacaksa patlat abi. Evet, biz de kapatalım önümüzü. Ne yapacaksan yok ya. Hemen yayın sonrası bitsin. Yok, öyle bir şey. Evet, yarın manşet. Ufuk Yıldırım falan. Evet, başladı. Tabii. Ben de istiyorum. Her şeyi söylerim ama bak, tüm gördüklerimi söylerim. Tüm gerçekliğiyle. Peki oyunun sevgiye dair mesajı nedir? Hande sen... Hayır. Peki. Ya sevgiye dair mesajı aslında böyle illa bir mesaj verme kaygımız yok oyunda ama biraz da çünkü çok gerçekten hayatın içinden çok böyle basit profillerle aslında hepimizin yaşadığı duyguları anlatan. Tabi burada dediğim gibi sevgi de var, aşk da var, seçimler, pişmanlıklar, hırslar. Yani hepsi iç içe ama sevgiyi de aslında her karakterde görüyoruz. Ama hiçbirine de doğru ya da yanlış demek de mümkün değil. Oyun aslında 5 kişi üzerinden gitse de şunu anlatıyor size. İşte demin bahsetmek istediğim oydu. Gönül kenar mahalleden yola çıkıp ses sanatçısı olma yolunda ilerlerken işte pavyona denk gelmesi. Biz de tırnak içinde yine söylüyorum. Hani pavyon deyince aklımıza belli şeyler gelir. Biz onları daha böyle estetize ederek sahneliyoruz. Bu yolculukta işte annesiyle olan ilişkisi, Mustafa karakterinin, Hakan abimizin, Hakan Bilgin'in, onun babasıyla olan ilişkisi, Sevda'nın ailesiyle olan ilişkisi, Hamdi'nin kendi dünyası ve oraya nasıl geldiğiyle ilgili üzerinden böyle çok fazla da kazımadan böyle donelerle seyirciye aktarıyoruz. Ve keyifli bir zaman geçiyor hep beraber. Yani bir karakterin üzerine yoğunlaşmıyoruz ama sonunda şuna ulaşıyorsunuz izlediğinizde. Keyifliydi ve evet, ben bu tür şeyler yaşadım ve duydum. Kimseye de kızamıyorsunuz gördüm. Yani evet. Aslında herkesin kendi hayatı ve seçimleri. Yaşam sizi değil mi? Oraya götürüyor. Bunu da görüyorsunuz. Hatta bir cümle var benim kullandığım. Bir repliğim var. Diyor ki rahmetli anamın dediği gibi, burada ne yazarsa o olur, su akar yatağını bulur diyor. Bazen siz çok müdahale etmeye çalışsanız da yani sonuç hep bir noktaya gider ya.
Alın da, çok da evet yani. Sıkmamak lazım değil mi? Hı. Çok da böyle kendini kasıp illa evet. bu olacak, şu olacak ya da yaşamımda bu. Şimdi modern toplumun getirdiği hep biz bir şeyimiz eksikmişiz, eksikmiş gibi geliyor. Yani sosyal medyadan da bunu görüyoruz. Ya da bize sunulanlar çok mu uzun konuştum ya? Yok hocam. Hayır, hayır, normalde çok güzel anlatıyorsun. Bu arada oyunu da ekranda izliyor seyirciler de. Eyvallah. Bize sunulan şeyler sanki bizde yoksa biz eksikmişiz gibi geliyor. Aslında böyle değil. En eksik olan şey vücudunuzda bir yer ağrıdığında anlıyorsunuz ki sağlıkmış. Yani. Sağlığınız yerinde olsun. Olur, o da olur. O olmazsa olur. Şu olsun, ne olacak ki falan. Ya biraz da belki ben yaş ilerledikçe keşfediyorum. Sonunda buraya bağlı. Hayır öyle oluyor. İşte o dinginliğe ulaşmaya başlıyorsunuz. Sakinleşiyorsunuz. İşimi yapayım, teslim edeyim, temiz olsun. Güzel daha mı kaderci yani? Kaderci değil de abi daha sakin. Ha. Dünyevi şeyler biraz evet, daha evet. ağırlığını hırsların peşinde sanki. Değildi o sevgi. İşte demin sizin sorduğunuz sorunun cevabı orada geliyor aslında. Yani sevgiye o zaman ulaşıyorsunuz. Biraz rahat teslimiyet bırakmak lazım. Teslimiyet belki değil mi birazcık da? Ben tamamen mi teslim olmalı? Bunlar çok geniş. Ama su akar yatağını bulur oluyor sonra. Güzel. Hani siz de yaşamışsınızdır çok uğraşırsınız evet. ama olmaz. Hiç beklemezsiniz patlıyor olur. Ya benim ha. albümüm gibi mesela. Evet. Çok uzun süre bekledim. Olmadı. Sonra Mustafa Karahan'la tanıştım benim yapımcımla ve doğru yer demek doğru zaman. Şimdi bilmiyorum konuyu ama Ajda Hanım'a sorsanız size kısmet olmuş şarkı. Onun öyle gibi bazen de böyle değil. Doğru. Her şey evet. olması gerektiği gibi. Sen harçlıklarından şan dersi almışsın. Evet, evet doğru. Çünkü gerçekten az kısıtlı bir param vardı Amerika'ya gönderdikleri zaman beni. Ve dediler ki al bununla 2-3 aylık bir şeydi, paraydı. Onunla yaşa dediler. Ben o parayla hepsini şan derslerine harcadım. Böyle dışarı çok az çıktım, çok az sosyalleştim. Ama iyi ki de yapmışım yani şimdi dönüp yapmışsın. Baktığım zaman iyi ki yapmışım diyorum. Akıllı davranmışım yani. Sonra babana o zaman mı söyledin? Ben aslında o paraları şan dersine verdim. Evet evet sonra onlar çok sonra öğrendi annem ve babam. Ya söyleseydin daha verirdik kızım niye öyle yaptın falan dediler. Ya dedim öyle oldu işte ben öyle bir tercihte bulundum dedim. Dediğim gibi iyi ki de yapmışım. İyi ki de. Ufuk sen bir röportajında Türkiye'deki ilk çıkan rap albümü Ufer demişsin. Tabi bol vitamin albümü. Bol vitamin. 1990 senesi. Defalarca dinledik. İşte dokunların falan oldu. Defalar. Kaseti, o da bir Ufuk. Kaseti düzelttik işte, düzelttik. Ufuk Ercan prodüksiyonudur işte o da. O yüzden Ufer diye yazar. Aslında biz isimlerimizi tabii yazamadık. Biz o dönem konservatuvardaydık. Ne? Konservatuvarda bizim albüm yapmamız yasaktı. Dolayısıyla ismimizi yazamadığımız için işte Ufer yazdık. Hani Ufuk Ercan'ın kısaltılmışını yazdık. Bol vitamin diye bir albüm çıkarttık. Tabii. Peki biz o zaman bunların hepsinin sözlerini ezbere biliyoruz. Hmm. Anlıyorduk, duyuyorduk. Şimdi çok ben mi anlamıyorum yoksa yaşlandım yoksa şimdikiler sizde anlaşılmaz oluyor mu bazıları? Ya biz tabii biraz hani biraz kara komik gibi böyle biraz hicivli, biraz dokundurarak yapmıştık. Tabii daha şeydi ya, daha dolu bir albümdü. Şimdi bana soruyorlar işte ne rap moda oldu işte evet. Ufuk Bey ne diyorsunuz falan diyorum kardeşim bana sormayın yani. Bana sormanıza gerek yok çünkü zaten Türkiye'deki ilk rap albümü biz yaptık. O zaman başkalarına sorun. Hani nasıl oluyor, güzel mi oluyor, keyifli mi oluyor ben bilemem. Yani onu artık dinleyicisi karar verir. Yapacak, bir onu hatırlatacak bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Yok abi 50 yaşından sonra ne yapacağız ya? Neden yani olmasın ya niye öyle? Yaşlar, bakamır ben. Olmaz yani. Saçlarım beyazdı mı sadece o kadar? Tamam onları ben boyatıyorum. Tamam işte. Tamam. Bir de buna Bruce Willis modası diyorum. Aslında normalde saçım var yani çok gür. Hadi ben bir şarkı daha dinleyelim sana. Hadi patlatalım bir tane daha peki. Evet. Evet, hoş geldin Aslı. Hoş geldin Aslı. Bugün değişik bir program oldu. Ne, tabii, yakalanmış Riva, gibi. Riva olunca uzak oluyor tabii. En son sizi Riva'da bıraktık, organik bir hayat, çoluk çocuk. Hala Riva'dasınız. Nasıl evet, gidiyor orada hayat? Vallahi çok güzel gidiyor. Hani huzurlu, birazcık mesafe var ama yine de değiyor yani o yol mesafesine değiyor. Çünkü havası çok temiz, sessiz. Yani çocukları en azından bir 5 yaşına kadar orada
o temiz havayla ciğerleri gelişene kadar büyütebilirsem sonra yine şehre doğru gelmek zorunda kalabiliriz. Havalının dışında organik tarıma başladık mı? Evet, bahçemde işte yıllardır yapıyorum çocuklar için. Hani elimden geldiği kadar tabii. Yani organik derken organik olması bir şeyin zaten hani gerçekten özellikle sertifikalı gibi organik olması çok zor. Ama elimden geldiğince hani ilaç olmamasına, toprağının temiz olmasına dikkat ediyorum. Çünkü organik olması için atıyorum bilmem kaç kilometre yanından evet, evet, arabanın bile geçmemesi gerekiyor. Yani organik derken hani onu da açıklayayım. Aynen. O şekilde kendi bahçemde yetiştirdiğim sebzelerim var. Ya işte salatalık, sezonun işte mesela şimdi kış geldi ıspanak hani o tip şeyler. Yazın domatesler çeşit çeşit işte biberler, salatalıklar, doğru, kabak. Ne bileyim de aklıma gelmiyor patlıcan. bir sürü öyle yetiştiriyorum, uğraşıyorum. Harika. Doğada yaşam size çok güzel yaramış ama yani. Evet, arıp evet. Parılsınız. Kime yaramaz ki temiz hava, değil mi? Ben öyle. Ben de sen de 2005 Miss Turkey'sin. Yıllar içinde giderek o güzellik daha da arttı. Ya teşekkür evet, ederim. Yıl 2019 şu an. Ben de biraz daha iyi hissediyorum. Biraz hani o yaş almanın kendi içinde bazı şeylerin oturmuş olmasının ya da bilmiyorum o yaşlarda daha oturmuyor ya vücut böyle. Şiş şiş oluyor sanki falan da o sima da oturmuyor. Yani ben de öyle hissediyorum biraz. Ne yalan söyleyeyim. Özel bir sırrım yok diyorsun. Yok. Maşallah. YouTube'la aranız nasıl? Herkes kullanıyor. Özellikle o yüzden. Çok güzel bir YouTube kanalı var. Evet. İnanılmaz. Evet. Ben geçen sene çok uğraşıyordum onunla. Fakat doğumdan sonra benim kız erken doğunca birazcık bırakmak zorunda kaldım ama bir süre bayağı ilgilendim. Çok da eğlenceli aslında YouTube kanalı olması insanın. Çünkü aklına gelen bütün fikirleri, bütün düşünceleri hani yansıtabiliyorsun. Bir süre uğraştım ama şu anda çekmiyorum. Aktif değil yani. Peki ama nasıl içerik üretiyordunuz? Evet. Bayağı eğlenceli. Kayınvalide var, anne var, evet, çocuklar var, her şey var yani. Şimdi bir de uzaktayım ya orada artık ne elimdeki bütün... Elimdeki imkanlar kim geliyorsa konuk oluyor. Evet, kayınvalidem geliyor, anne gel masa hazırlayalım, annem geliyor, anne gel paket yapalım, bir şey yapalım. İşte çocuklara şey, neydi o şeyler, silim miydi? Onlardan yaptırıyordum falan. Güzel oluyor da eğlen. Ha, slay. Aferin, bravo. Aferin. Her tarafımız slay. Her çocuğu olanlar biliyor mu? Evet. Peki niye bıraktın? Bayağı iyi ki oldu. Haberler falan da oldu. Evet oldu. Yani tabii içerik üretmek o kadar zaman... kolay değil. Bir de işte kızım anca 1 yaşına geldi. Artık şu andan sonra biraz daha aktif. Yani hem dizi hem film hem tiyatro daha aktif bir hayata geçeceğim. İşte anca büyüyorlar. Onlarla ilgilenmek gerekiyor çünkü. Harika. Hangi videolar daha çok ilgi gördü çektikleriniz arasında? Çok enteresan. En çabuk çektiklerimiz en çok ilgi görüyor. Böyle saatlerce uğraşıyorum işte organizasyon yapıyorum, eşyaları hazırlıyorum işte şu olur bu olur falan. Hani o tip şeyler niyeyse bilmiyorum hani. Daha böyle mesela en çok izlenenlerden biri Atlas'ın kıyafetleri yani bebeklik kıyafetlerini şey olarak ayırdım. Hani Arya'nın giyebileceklerini ayırdım, giyemeyeceklerini ayırdım. Bu mesela en çok seyredilen video oldu. Yani YouTube başka bir dünya. Yani onu anlamak, onu evet, onu bilmek çok yani hiç kolay. Ya matematiksel değil, bir şeyle gitmiyor. Evet, yani mutlaka var ama daha bir kaotik bir matematik herhalde, bilmiyorum. Evet. Zeynep senin nasıl aran? Ben YouTube kanalımı yeni açtım aslında. Daha şey değil yani birkaç tane içerik ürettik. Birkaç bir sürprizim olacak. Ama şu anda aktif değil yani yeni yeni. Bakalım. Sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal medyalarım çok iyi bayağı. Artık zamanımız zaten orada geçiyor. Instagram'da, Twitter'da. Facebook artık o kadar şey değil galiba. Hani çok ilgi görmüyor. Ama Instagram'la Twitter bayağı. Twitter'dan artık ben haber alıyorum. Yani öyle ben diyebiliriz. Geçen gün öğrendim. Yurt dışında Facebook. Halen evet çok enteresan. Türkiye'de görmemiş. Türkiye'de değil evet. Türkiye'de Instagram ve Twitter evet, özellikle Twitter galiba daha önde. Aynen. Popülerin peşinde evet, olduğumuz için her zaman. Sizin oyunculuk serüveniniz de var. Evet evet ben oyunculuk da yaptım. Hayat bilgisiyle aslında başladım. O zaman çok 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 küçüktüm. Ondan sonra Sessiz Gemiler'de oynadım. Sonra 80'lerde oynadım falan böyle. Bayağı bir... oynamışsın. Evet evet uzun süreliydi bir de yani böyle hayat bilgisinde bir herhalde bir 39 bölüm. Diğerinde bir bayağı bir şey yani falan böyle uzun uzun güzel deneyimlerdi benim için. Bıraktın mı? Yani şöyle aslında bir tercih yapmam gerekiyordu. Müzik mi oyunculuk mu? Çünkü oyunculuk çok çok zaman alan bir şey ve biliyorsunuz yani set saatleri şunlar bunlar ne olursa olsun çok zor yani aslında.
Galiba biraz şarkı yazmakla kafayı bozdum ve oraya yöneldim. Elimde kalem, kitap, bir şeyler sürekli bir şeyler yazıyordum. Sonra da otomatikman müzik olmuş oldu ama yani keşke böyle bir şey olsa da böyle müzikle birleştirebileceğim bir şey olsa. Müzikal. Ya müzikal de olabilir. Yani müzikle birleştirebileceğim bir proje olsa süper olur. Harika. Yani gönlümden öyle bir şey geçiyor tabii. Hande sen özledin mi? İstiyor musun? Dizi setlerini mi? Ya zaman zaman özlüyorum ama çok biraz zaman önce alıyor. De Aslı ile onu konuşuyorduk. Birazcık hani yaş da ilerledikçe hani gençken her şey daha cazip ve o zaman senin için çok farkına varmıyorsun. Hani daha akıyor gidiyor bir şekilde. Bedensel zaman olarak ilerledikçe evet seçimlerin birazcık daha kendine vakit ayırmak istiyorsun. Bazı değerler daha ön plana geçiyor. Tabii ki bırakmış değilim. Sinema, dizi olabilir. Ama daha kendime göre uygun şartlarda olursa zaman zaman özlüyorum diyelim. Nasıl huzurlu ve mutluysa. Evet. Hem çocuk da yaparım, kariyer de yaparımın en iyi örneklerinden birisiniz. Nasıl çocuklu hayat? Ve yoğun iş hayatı. Tavsiye ediyor musun? Yoğun iş hayatı. Vallahi yani herkes anne olmak zorunda değil. İnsan istiyorsa anne olmayı çünkü büyük özveri gerektiriyor gerçekten. Tabii ki herkes çocuk yapabilir ama hiç kolay değil. Hem çalışıp hem anne olmak. Yani eskiden kadınlar şu anda çok özgürleşti. Artık her şeyin içinde olmaları gerektiği yerdeler ama aynı zamanda da evde çocukları olduğu zaman iş daha da zorlaşıyor. Çünkü hem eve eksiksiz yetişmeye çalışıyorlar hem iş hayatına eksiksiz yetişmeye çalışıyorlar. Bu gerçekten kadınlar için zorlayıcı bir şey. Hiç kolay değil. Bir de Arya prematüre doğdu galiba. Evet. Nasıl durum şimdi? Şimdi çok iyi maşallah. Harika. Hiçbir şey yok. O süreçte herhalde yıpratıcı mı oluyor, yorucu mu oluyor? Oluyor tabii, olmaz olur mu? Yani insan psikolojik olarak bir kere inanılmaz yıpranıyor. Çünkü hani bebeğiniz yoğun bakımda, işte ne durumda bilmiyorsunuz, yanınıza alamıyorsunuz. Bunu yaşayan birçok anne var artık. Prematüre doğumlar oldukça yaygınlaştı zaten. Maalesef. Zorlu bir süreç bekliyor tabii anneleri. Ben de zorlu bir süreç geçirdim ama etrafımdaki insanlar inanılmaz destek oldular bana. Prematüre annelere destek çok önemli. O yüzden iyi geçirdim diyeyim. Ama siz de ilham oluyorsunuz o annelere. Geçen gün çok güzel bir paylaşım yaptınız. Evet, evet. Farkındalık gününde. Aynen. O yüzden. Instagram'dan evet bir yazı yayınladım. Çünkü annelerin üzerinde duygusal inanılmaz baskı oluyor ve insanlar bunu hiç fark etmeden ve hiç düşünmeden sözcükler sarf ederek ya da hareketleriyle anneleri çok yıpratıyorlar. Annelere sadece destek gerekiyor. Yani hep söylüyorum, eğer bir annenin zor durumda olduğunu düşünüyorsanız ona boş lafla işte şunu yapsaydın bunu yapsaydın demek yerine bir kap yemeğini götürüp sen 2 saat uyu ben 2 saat ilgilenirim demek en büyük hediye. Eş de çok önemli, eş desteği o de çok zaten önemli. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Eş destek olmadan hiçbir şey olmuyor. Sizde nasıldı? Vallahi mükemmeldi. Eşim, annem, herkes, yani bütün ailemiz yanımdaydı. O yüzden şanslıydım ben. Biraz önce espri yaptım ama şimdi bakıyorum şarkı söyler misin dedim de yok ne alaka falan oldu. Art bölümünden mezun. Hep müzikmiş hayatında birdenbire oyuncu olmuşsun. Evet öyle oldu. Konservatuar art bölümünden mezun oldum. Sonra Antalya Operası'nda 1 sene çalıştım. Sonra bir anda işte beni hayat İstanbul'a sürükledi. Sürükledi derken çok kötü sürüklenmişim gibi olmadı. Güzel bir şekilde geldi. Ondan sonra... Yeşilçam filmi gibi oldu. Aynen. Buraya sürükledim. Sonra işte yıllardır bu piyasanın hiç için. Düşünmüyor musun? Neyi? Belki müzik, arpla ilgili tekrar bir şey yapmak ya da operada yaptığın işte ilgili. Şimdi bir daha orkestraya girme şansım yok. Çünkü artık yeni mezun ve çok daha enstrümana hakim insanlar orada oluyor, müzisyenler oluyor. Artık bu kadar hani ara verdikten sonra, yani tabii ki çalıyorum ama şimdi bir orkestra disiplini bambaşka bir şey. Müzisyenler biliyor bunu. Hani günde 4 saat, 5 saat, yani o hayatının parçası olmak zorunda. Yani bir gün bile ayrılman gerekiyor. Yani zaten orkestraya girmek gibi bir durumum söz konusu değil. Ama daha önce işte bir tiyatro oyununda arp çalıyordum. Mert Fırat Volkan Yosunlu ile Moda sahnesinde. Onlarla bir sezon oynamıştım öyle. Sahnede hem arp çalıyordum hem oynuyordum. O şekilde kullanmıştım.
Arp'ı. YouTube'da da galiba çaldınız. Evet, hem Arp'ı tanıtmak için seyredenlere. Şimdi de okuldan arkadaşım Ceren Aksan, aynı zamanda bebeklik arkadaşım, keman sanatçısı kendisi. Onunla birlikte Arp Keman bir projemiz var. Ne güzel. İşte evet, yakında. Tabii çok zor bir, bildiğim kadarıyla, alet. Yani onun evet, o kadar zor eğitimini aldıktan sonra bir kenara bırakmak yazık olur. Bir kenara, evet tabii, bırakmam. Bütün enstrümanlar hepsi birbirinden zor. Ama sevince müzik çok güzel bir şey tabii. Ay ne güzel. Bülent Bey, sizin ne çocuk var? Evet, kızım var, Duru. Hı-hı. 13 yaşında. İşte ergen. ergen. ne derseniz önce hayırla başlıyor. Hatta siz birbirinize şöyle düşünmüştüm, hayır diyor. Ya düşünmüştüm diyorum daha. Hadi. Hayırla başlıyor. Ama genel tavırları öyleymiş. Sakin olacağız, karşılıyoruz işte. Bekliyoruz. Bekliyoruz, geçmesin diyorsun. Evet, oyunu evet. İzledi mi? İzledi. Oyun, o yüzden söyledim. Ben hatta oyunda dedim ki ya küfür olan bir iki bir şey var. Küfür, hani şey, tatsız kelime diyelim. Argo. Evet, argo diyelim ya da. Kızım falan da izleyecek, ne olur onlara biraz dikkat edelim diye. Nasıl yani, o oyunda onları söylemediniz? Gerekli değil, orayı söylemesen de olur. Karşılığında başka bir şey olur. Söylemediniz mi? Söylemedim, hayır. Vay. Yani gerekli değil, başka bir şey karşılıyor onu. Çocuklar da gelsin izlesin işte, oradan gençlerden başlasın. Niye yani çok gerekli değilse gerekli. Yani niye küfredelim? Yaşlı yazı düşürmek için. Kadın yönetmenle çalışmak nasıldı? Ay, çok güzeldi. Evet. Kadın yani, yönetmenleri övelim. Evet. Ebru Kara bir defa çok sakin, anlayışlı ve uzlaşmacı bir tavrı var. O yüzden sizin üretim aşamasındaki gerginliğinizi hemen baskılayan ve sonuca çabuk ulaştıran bir tavrı var. Konuyu iyi biliyor, hakim. Yani alanına hakim. Hem oyunculuk mezunu olduğu için oyunculuğu, oyuncuyu, ruhunu iyi biliyor. Ayrıca yönetmen olarak da birçok oyun yönetmiş. Yurt dışında da, Fransa'da da uzun süreler kalmış. Orada da yönetmiş. Çevirileri olan. Yani bu iş için kafa patlatmış bir insan. Çalışmak onunla çok keyifliydi. Yeni bir projemiz yine olacak ama. Öyle bir durum, hani yönetmenim gibi ego, ağırlık, baskı, o egoyu hiçbirimizin üzerinde göstermedi. Çok güzel, böyle daha arkadaşça ekip işi oldu. Biz de ona zaten saygıda kusur etmedik. O da bizden esirgemedi sağ olsun desteğini. Evet. Çok keyifli çalıştık. Tabii kadınlar için aslında zordur, bilmiyorum. Ben genel hayatımda bunu yaşıyorum. Aslında kadının kadına olan biraz o agresifliği, İş hayatında da o zorluklar oluyor. O yüzden tam aksine kadın yönetmenle çalışmaktan dolayı ilk defa bu kadar mutlu oldum diyebilirim. Ah ne güzel. Harika. Bir Zeynep şarkı da alalım sana. Güzel sesin. Tamam. O zaman her şey aşktanı söyleyeyim. Hadi sözlerini ben yazdım. Müziği de Turan Sarıbay'a ait. Ona da buradan selamlar. Çok teşekkürler. Dikkatimi çekti. Sözlerin çok güzel, senin yazdığın sözlerin. Ya bu genç nesilde enteresan. Gerçi 15 yıl olmuş ama derler ya, ne yaşında bunları yazdın? Yani şimdi söz meselesi benim için önemli. Aslında ben kendi şarkılarımı yazmaya başlamadan önce bir sürü insanın kapısını çaldım. Sözlerini beğendiğim, müziklerini beğendiğim. Fakat anladım ki kendi hikayemi en iyi ben anlatabilirim. Zaten çok okurum, edebiyat fakültesinde okudum İtalya'da. Yani kelimeleri de severim, kelime oyunlarını severim, dikkat ederim. Kendi konuşmalarımda da özenle seçmek benim için çok önemlidir falan. Dolayısıyla kendi hikayemi anlatırken kendi sözlerimle olmasına dikkat ettim. Yazabilirsem müziğini de yazdım. Yazamazsam en azından sözü yazdım. Bravo, süper. Teşekkür ederim. Özledik eski şarkıları. 90'larda, o yüzden bu yıllarda çok tutuyor. Ama oralara bir gidiş var. Çok yani sözlerin bir anlamı var. Yani birçok şarkının artık anlamı yok. Başı sonu belli değil. Yani ben büyürken 90'larda yani kaset vardı. Onu açardık. Sonra CD oldu. Onun böyle şeyleri vardı. Parmak izi kalmasın diye dikkat ederdim. Hep bakardım yani sözleri kim yazmış, müzikleri kim yazmış. Anlamlı hikayeler vardı 90'larda. Ben
bir şey yapacağım zaman, yani kendi albümümü yapacağım zaman galiba o anlamlı hikayeleri, anlamlı sözleri, melodisi gerçekten bir şey ifade eden, insanı başka bir yere taşıyabilecek olan şarkıları özellikle istedim, arzuladım. Çünkü çok özlem duyduğum bir şey ve anladığım kadarıyla, kendi çevremde gördüğüm kadarıyla da öyle. Benim yaşıtlarım da gidiyorlar, 90'lar dinliyorlar hala. Böyle şeylere hasret kaldığımızı düşündüğüm için, madem bu kadar sene sonra bir albüm yapıyorum, en azından hasret kaldığım, özlediğim ve ileride de dinleyebileceğim bir şey yapayım istedim. O yüzden ne güzel. Unutmasınlar, böyle çok geldi. Çok güzel anlattınız. Aslanım, gerçekleştirmeyi istediğiniz hedefiniz ne kaldı? Ne var sırada? Ne var? Çocukları yaptım. Çocuklar tamam. Onlar işte. Onlar tamam. Tik atıyor değil mi? Evet, ona tik atılır. Yani hiç bilmiyorum. Şu anda zaten hani şey, yaptığım iş belli. Hı-hı. Hani oyunculuk yapmaya devam edeceğim. Aynı zamanda müzik yapmaya devam edeceğim. Yani çünkü zaten yaptığım şeylerden hani mutluyum. Yeni projeler yapacağım. Rol var mı, hayalindeki rol? Yok ya, öyle çok hayalimdeki rol diye bir şey yok. Hani senaryonun içindeki durumu ya bilmiyorum. Her şöyle şey bir karakteri oynasaydım olur ya bütün oyuncularda. Yani öyle bir, bilmiyorum, öyle bir şey yok yani. Hiç öyle şey düşünmüyorum. Ben öyle oyuncu değilim. Ben onlardan değilim. Yani okuduğum zaman beni etkileyecek bir şeydi. Tabii ki oynamak istiyorum ama şu anda bilmiyorum. Hani insanlar der ya işte, bir psikopatı oynamak isterdim, bir katili, evet, oynamak isterdim. Bir komedi de oynamak isterdim. Komedi de oynamak isterdim. Yani hepsini oynamak isterdim. Yani hiç öyle ayırmıyorum. Hepsi de güzel, hepsi de insanı zorlayacak ya da yeni şeyler öğretecek roller olur diye düşünüyorum. Peki çocuklardan, yani büyük olanın tepkisi ne oluyor seni izlediğinde? O da tam anlamıyor. Öyle bir televizyon şey yok zaten. Hani şu sıralarda böyle aktif olarak dizide olmadığım için hani böyle açıp seyredebileceğimiz, işte son günlerde işte bir canlı yayınlara falan, işte programlara katıldım. Orada "Aa anne, sen televizyondasın" falan diyor ama tam bir televizyon ne olduğunu tam anlamıyor. Daha yaşı küçük olduğu için. Çocukların tepkileri çok güzel oluyor. Çok güzel gerçekten. Ağlamıştı benim kızım. Evet. Kadın çantayla vuruyor kafama. Yanlış anlamadan dolayı. Babama nasıl vurur ya diye. Çok güzel. Çok tatlı. Ya Engin Altan size korkuyor. Okul arkadaşım benim. Ben de tüm. Okul arkadaşım aynı zamanda. O da geldi, çok enteresan. Adam kuruluş, çocuk doğduğunda yokmuş. Sonra çocuk büyümüş, kendine geldiğinde babasının hiçbir zaman için sakalsız bilmiyormuş. Böyle bir şey görmedi. Adım adım demiş ki nasıl yapalım bunu, korkmasın diye. Adım adım, adım adım sakalını kesmek. Yani ne incelikler var insanın hayatında. Sizlerin olunca böyle hesaplar, kitaplar. Evet. Çok şaşırmıştım. Yeni dönemde var ya. Eskiden böyle bir şey düşünür müydü anne babalar? Her şey o kadar ayrıntılı ki artık. Televizyon da o kadar çok değil. İleride göreceğiz bakalım çocuklara etkisi nasıl olacak bunun. Ya. Yani daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak gerçekten bilmiyorum yani. Bence daha iyi olacaktır ya, en azından. Bizden iyi mi olacaklar diyorsunuz? Bence kesinlikle bizden iyi olacaklar. Göreceğiz. Canlı müzik sektörü nasıl andı? Halen eskisi gibi mi? Bir ara çok acayip popülerdi. Şu anda biraz bu yıl, bu kış biraz azalıyor gibi mi? Biraz ülkenin durumuyla da alakalı bu. İnsanların artık gelir seviyeleriyle. Tüketim yapabilecek olan da yapmıyor şu an. Zaten yapamayacak olanların sayısı arttı. Biraz ülkenin durumuyla onunla alakalı. Çünkü eğlence alakalı sektörü. Peki şöyle de bir iddia var. Yani senin için söylemiyorum. Sizin zaten için söylemiyorum. Belli isimlerin artık korkunç derecede paralar. Dükkanlar artık onlara çalışıyor gibi bir durum olsun diye bir şikayet de var. Yani ben bilemem tabii kimin ne aldığını ama sonuçta 1000-5000 biletli bir konser vermiyorsunuz. Bir mekan, insanlar yemeğe geliyor. İşte iki kadeh içkisini içiyor. Zaten hani mekanda ne kadar kazanabilir bundan? O yüzden çok böyle hani bilmiyorum ben. Anladım, öyle sen çok fazla düşünmemiş yüksek, yok düşünme değil yani, çok inanılmaz uçuk fiyatlar alabilecek bir döngü değil orası. Yani isteyen vardır, verebilen varsa helal olsun ya da isteyen var zaten onu ben biliyorum da yani tabii ki o. Yani biraz da o etkendi ama o isimlere dair seçimle alakalı. Seçimle ben alakalı. Mutlu ben oluyorum. Orada iki saat o insanlarla, yani şarkı canlı performans yapıyor olmaktan mutlu oluyorum. Çok böyle inanılmaz hayali paralara da gözümü dikmiyorum. Hı hı. Bu da kişinin tercihi. Tercihi oluyor. Yani
az geliyorsa, yapmak istemiyorsanız, değmeyeceğine inanıyorsanız yapmazsınız ama tabii ki bir karşılığı da olmalı. Zaten ekip işi orada da. Benim de 5 kişilik bir orkestram var. Mesela ona da kalmıyor. Yani arkada aslında daha çok para kazanmaktan da çok sevdiğim işi yapıyor olmak. Bir yandan da hep birlikte de kazanıyor olmak tabii ki. Ne güzel. Evet. Sohbetinize doyum olmaz. Gerçekten doyamadık sizlere. Ben hiç doyamadım zaten. Bir daha geleceğim. Bir daha. Bir daha alacağız. Seyirciniz bol olsun. İnşallah. Ya, teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Sizin de albümünüz bol satsın. Çok evet, teşekkür çok ederim. Çok dinlensin. Satsın. Bana kafi. Size Riva'da keyifli günler diliyorum. Teşekkürler. Yeni projelerde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Size bir hediyemiz var. Sizin adınıza Karaca UNICEF'e bir bağışta bulunduk. Çocukların eğitim öncesine destek oluyor. Çok teşekkür ederiz. Bizi hatırlayın. Hop, bizi hatırlamanız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni konuklarla sevgiyle kalın. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.